Tüberküloz sinsi bir hastalıktır dedi. Covid-19 dediğimiz hastalık ortaya çıkmadan verem hastalığı çok yaygın olarak görülmekteydi. Bu hengamede görüyoruz ki 2 yıl içinde tüberküloz hastaları sanki unutulmuş gibi bir durum ortaya çıktı. Aslında tüberküloz basili bildiğiniz gibi sinsi bir hastalık, yaşam şartlarıyla ilgili bir hastalıktır dedi ve Sayın Gölen'in açık. Adım Hayrullah Gölen. Aslında bu hafta Ocak ayının ilk haftası verem haftası diye geçiyor. Kısaca verem ve propaganda haftası olarak geçmekte. Malum bildiğimiz gibi geçmiş şöyle 2 yıl öncesine gittiğimiz zaman korona hastalıkları yani bu Covid-19 dediğimiz hastalık dünyada ortaya çıkmadan verem hastalığı çok yaygın olarak görülmekteydi aslında. Bu hengamede görüyoruz ki bu 2 yıl içinde tüberküloz hastaları sanki unutulmuş gibi bir durum ortaya çıktı. Aslında evet tüberküloz basili bildiğiniz gibi sinsi bir hastalık, tüberküloz hastalığı. 1800'lü yıllarda Robert Koch tarafından 1882 yılında tespit edilmiş. 1940'lı yıllardan sonra da tüberküloz hastaları yeni tedavi şekilleri, antibiyoterapi tarzında ilaçlar çıkmış ve tedavi olunur bir yani tedaviyle düzelebilir bir hastalık olarak karşımıza çıkmakta. Aslında dünyada baktığımız zaman her yıl 10 milyon kişi tüberküloz basiliyle enfekte olmakta. Bunların 1,5 milyonu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ciddi aslında halk sağlığı problemi olarak gerçekten de önlenebilir hastalıklar sınıfına aldığımız zaman tüberküloz ciddi bir tehdit oluşturmakta ama geç kalmaktan korkmalıyız. Aslında tüberkülozun teşhisi de biliyorsunuz en çok şikayetlerden kısaca bahsedersek öksürük, balgam, bir aydan fazla süren öksürük, balgam, kilo kaybı, işte terleme, kısaca bu gibi halsizlik gibi şikayetlerle hastalar polikliniklere başvurmakta. Bunlarda çekilen akciğer grafisinde işte değişik radyolojik bulgular, kaviter tarzı olabilir, infiltrasyon, akciğer, zatüresi şeklinde tutulmalar olabilir. Daha sonra tabii röntgen olarak görüyoruz ama asıl hastalığın teşhisi bildiğimiz gibi balgamda arebe mikro yani bir özel boyalarla asidorezistan basilin saptanması yani aside dirençli basil şeklinde o mikrobu mikroskopik ortamda boyanıp tespit edilmesiyle kesinlikle tüberküloz teşhisi koyuyoruz bu şekilde. Bu aşamada bildirimler yapılıyor tabii hastalığı kanalıyla. Son dönemlerde bildiğimiz gibi gözetimli tedavi dediğimiz gibi bir durum var. Hastaları ki ilacı verip de verem savaştan evine göndermiyoruz. Yani direkt eskiden çok evvelden hastalar ilaç verilerek, reçete edilerek eve gönderiliyordu. Bir kısım hastalar tedavide aksatmalarla en çok daha dirençli mikrop, daha dirençli tüberküloz olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ama son dönemlerde son 10 yıla baktığımız zaman gözetimli tedavinin hatta şu 2000'li yılların başında ciddi bir mücadele oldu tüberkülozla ilgili. Bayağı bir mücadele başladı. Gözetimli tedavi dediğimiz herkesin işte uygun olduğu köydeki vatandaş muhtardan gidip alıyor ve öğretmenden gidip alıyor. Yani öğretmen tarafından denetleniyor. Birebir hastaya tedavi aldığı almadığı günübirlik sağlık ocağında, sağlık evinde, ebeler tarzında, hemşire amlar veya sağlık memuru tarafından bunlar adres bildirimi şeklinde yapılıp direkt adresinde ilacı alıp almadığı kesinlikle tedavi takip ediliyor, kontrollere gönderiliyor. Bu şekilde gerçekten büyük mücadele yapıldı. İşte duymuş olduğunuz gibi efendim Sayın Gölen bu şekilde açıkladı. Tüberküloz sinsi bir hastalıktır dedi. Biz de bu tabii ki açıklamaları ekranlarınıza taşıdık.